Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi de peş şişeye soğan ekimi yapacağız. Bunu internetten daha önce görmüştüm. Siz de görmüş olabilirsiniz muhtemelen. Şimdi bu şişemin kullanılmayan bir yağ bidonunu deldim kesici aletlerle. Siz de ısılı bir çiviyle, hani ısıtıp bir şeyle delebilirsiniz kolayca. Şimdi bunun içine toprak dolduracağım. Bahçemizdeki toprağı. Şu otları almayalım tabii ki de. Taşları da atmayalım. Bunu tabii ki ben bahçeye koyacağım ama evinizde de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz balkonunuzda. Şöyle ufalayayım iyice atarken. Toprağı da ekleyebiliriz tabii ki. Ama mesela bahçeli evi olmayanlar bu şekilde hem geri dönüşüme katkıda bulunmuş oluruz. Bu bidonlarımızı atmayarak. Su peş şişeleriyle de 5 litrelik onlarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ufalayayım biraz yaparken. Ağzına kadar dolduracağız. Soğanın faydaları çok arkadaşlar, belki biliyorsunuzdur. Bitkilere de çok faydalı soğan kürü. Suyun içinde 2-3 gün soğanlarınızı, kabuklarını bekleterek onları bitkilerinize dökerseniz aynı zamanda onlara doğal bir besin oluyor. Yapay sıvı kullanmak yerine daha faydalı diye düşünüyorum. Şimdi ben pazardan küçük küçük soğanlar aldım. Birazdan göstereceğim onları size. Dil biraz az açmışım gibi geldi ama yetersizse biraz daha açabilirim. Tabii siz önceden toprağınızı hazırlayabilirsiniz. Ben bahçeden doldurduğum için aynı zamanda ayıklama işlemi yapıyorum şu anda. Karantina günlerinde gerçekten canım sıkılıyor arkadaşlar. Kendimi otoçöpe verdim. Ya normalde de çok seviyordum ama hiç vaktim olmuyordu. Çalıştığımdan dolayı, okuldan dolayı. Bitkilere daha çok zaman ayırdım. Birçok insan yeni hobi edindi zaten bence. Korona sürecinde. Bu arada bu doldu arkadaşlar, tamam, gördüğünüz gibi. Şimdi ben pazardan bu soğanlardan aldım, göstereyim küçük küçük. Bunların daha küçükleri de var, daha büyükleri de var. Siz artık nasıl istiyorsanız. Şimdi bunların kökleri toprağa gelecek şekilde şu alt kısımları bu deliklerden sokacağım. Evet, başardım.
köklerde. Bir süre sonra buradan yeşil soğan çıkmaya başlıyor. Oradan koparıp koparıp yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da ekleyeceğim zaten büyümüş haline. Çok güzel koktu. Zaten toprak kokusunu da çok seviyorum. Bir doğal gibisi var mı yani? Yeşil soğanda pazardan almayalım. Tam bazı şeyleri yetiştiremiyoruz ama. Güzel olursa bu bidonlardan ilk defa deniyorum bu arada arkadaşlar. Birkaç tane daha yapıp koyacağım bahçeye. Şu bir tane soğan içinde kaldı. O yüzden buraya bir tane daha koyacağım. Tamam. Şuraya koyalım. Bende 16 tane falan var galiba arkadaşlar bu şekilde. Hatta üstlere de şöyle birkaç tane koyabilirim. Üstten çıkar muhtemelen yine kökleri toprağa gelecek şekilde saçak kısımları. Buraya da şöyle 5-6 tane ekelim. Soğan bidonumuz bitti. Bu izni ben verdim bu arada. En son olarak da şişe yardımıyla suluyoruz arkadaşlar. Bunu kurudukça sulayacağım. Artık bahçeye inip bakacağım her gün. Soğan bidonumuz hazır. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ve soğan bidonumuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımız açtı. Şöyle döndüreyim, göstereyim size. Buradan kesip kesip evinizde, balkonunuzda veya bahçenizde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir şey sebze. Zaten soğan biliyorsunuz çok kolay yetişiyor ve büyüyor. Sadece bir verebileceğim tavsiye, daha fazla delik açsaymışım olabilirmiş. Hani ben deneme amaçlı yaptığım için çok fazla açmamıştım kenarlarda. Daha fazla soğan çıkardı. Ama buralardan da tekrar bir delik açmayı düşünüyorum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz bana yorum yazın.